Sevgili seyirciler, geçtiğimiz haftanın bir diğer ilginç ekonomi konusu kripto paralardı. Fırtına Amerika Birleşik Devletleri'nde koptu. Hem de ne kopuş, fırtına demeyelim, kasırga. 100 dolarlık kripto paranın değeri %97 değer kaybetti. Yani düşünün, 100 dolarınız var, yatırım yapıyorsunuz bir kripto paraya ve bir anda 3 dolarınız kalıyor. Doğal olarak kripto paraya yatırım yapan pek çok kişi, Türkiye dahil olmak üzere hop oturup hop kalktı. Bu krizi anlamak da kolay değil. Çünkü pek çok kişi hala kripto parayı ne olduğunu bilmiyor. Bilmiyor ama çatır çatır da almaya devam ediyor. Beyaz yakalılardan bahsetmiyorum. Çoğu mavi yakalı, yani çalışan kesim, Türkiye dahil kripto parayı bir anlamda piyango bileti gibi umut bağlamış durumda. Bir nevi kumar da diyebilirsiniz bu. Ancak yatırımcılar ciddi gözle bakıyorlardı. Ama hiçbiri de bugüne kadar böylesine büyük bir fırtına olacağını tahmin etmiyorlardı. Helin Çelik bir kripto uzmanı, programlar da yapıyor ve şu anda yayınımızda. Helin, sen bu borsaların nasıl çöktüğünü bize bir anlatır mısın? Ne oldu da bir anda kripto paralar bu kadar sarsıldı? Kripto para piyasası 2021 sonundan beri düşmeye devam ediyor. Düşüşün temeline baktığımız zaman Fed'in parasal daralma yoluna gitmesi ve uzun yılların ardından faiz artırımı seçeneğini seçmesi oldu. Özellikle 50 bas puanlık, daha doğrusu 50'şer bas puanlık faiz artırım paketini açıklamasının ardından biz düşüşlerin hız kazandığını gözlemliyoruz. Peşi sıra gelen stagflasyon endişeleri, ardından enflasyonun büyüyecek olma ihtimali ve Çin'deki kapanmaların küresel anlamda tedarik zincirindeki bozulmaya sebebiyet verebileceği ve böylelikle küresel enflasyonun daha da tetiklenebileceği endişeleri kripto para piyasasında çekimser tavırların yaşanmasına neden olmuştu. Yatırımcı biraz daha riskli varlıklardan kaçış yoluna gitti ve alış iştahı düştü. Böylelikle dolar endeksinin güç kazandığını gözlemledik ve dolar endeksiyle Bitcoin dolar paritesi negatif korelasyona sahip. Yani dolar endeksi yükselirken Bitcoin dolar paritesinde düşüşler hızlanıyor. Dolar endeksi 2002'den beri gördüğü en yüksek seviyede ilerliyor ve yatırımlarını bozan, nakde geçen yatırımcı özellikle dövizde kalmayı tercih ediyor. Bu sebep yüzünden hem Nasdaq'ta hem Bitcoin'de serbest düşüşler yaşandı. Ancak son zamanlarda, özellikle geçtiğimiz hafta, düşüşün temeline bakacak olursak biraz daha kendi iç dinamiklerinden kaynaklanan sebepler olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle Terra Vakfı'nın çıkarmış olduğu UST Stable Coin'e, yani sabit kripto para birimi, 1 dolara endeksli olması gerekirken 38 centlere kadar düştü ve böylelikle piyasada ayrı bir panik yaşandı. Terra Vakfı ayrıca kendi cüzdanlarındaki Bitcoin'leri hareket ettirdi ve bu paniği biraz daha körüklemiş oldu. Ardından USDT, yani Tether'de ufak bir geri çekilme yaşandı ve zincirler arası müdahalede ERC ve TRC20 tabanları arasında müdahaleler gerçekleşti. Bu da Tron ağında bozulmaya sebep oldu. Yani domino taşı etkisiyle iç dinamikten bir tanesini düzeltmeye çalışırken vakıflar, diğer yandan öbür kripto para birimleri, özellikle altcoin'lerde bozulma yarattı. Luna dolar paritesi %98 oranında değer kaybı yaşadı. Bu esnalarda Bitcoin dolar paritesi 26.000 seviyelerini test etti. Biz düşüşün sebeplerini toparlayacak olursak hem küresel finansal piyasaların hem de kripto para piyasasının kendi iç dinamiğinden kaynaklı sebeplerin ağırlıklı olarak altcoin'leri ve majör kripto para birimlerini etkilediğini ve negatif yönlü fiyatlamanın baskın olduğunu gözlemliyoruz finansal piyasalarda. Süreç içerisinde özellikle Fed'in faiz artırımı sürecinin dikkatle incelenmesi lazım. Çünkü küresel anlamda tedarik zincirinde bozulma ve yüksek enflasyon beklentileri beklendiği gibi gelirse, o vakit biz kripto para birimlerinde biraz daha geri çekilme yaşandığına şahit olabiliriz. Fed'in faiz artırımları, parasal daralma, piyasadan likitlerin çekilmesi negatif etkileyecektir Bitcoin'i. Riskli varlıklarla birlikte hareket ettiği için özellikle Nasdaq markajımızda olmalı, enflasyon verilerini takip etmeliyiz ve piyasa iç dinamiğince gerçekleşen, özellikle Terra'dan kaynaklanan bozulmanın tekrar düzene oturtulması bizim için önemli olacaktır. Özellikle Terra'nın atacağı atılımlar önemli, yapacağı kurtarma planları önemli. Bu noktada UST yakımları devam edecektir ve diğer taraftan Luna'nın stake edilmesi, yani kilitlenmesi durumu söz konusu olacaktır. Böylelikle piyasadaki arzı daraltma yoluna gideceklerdir.
hal böyle olursa bir miktar toparlanma, tepki alımları gelebilir ama ana düşüş trendi bozulmadığı müddetçe, yani düşüş trendi yukarı kırılmadığı müddetçe biz kripto para piyasasında yer yer gevşemeler görebiliriz. Bu noktada olası toparlanmalarda 30 binlerdeki seyir kritik. Burada kalıcılık sağlaması önemli olacaktır. Helin, kripto paralar güvenilir mi? Sen güvenilir buluyor musun? Ya da nelere dikkat etmek lazım sence bir kripto paraya yatırım yapmak istiyorsan? Çalkantılı zamanlarda kripto para piyasası güvenli midir soruları akıllara geliyor. Bu noktada vurgu yapacağımız şey, taban açısından bakacak olursak, özellikle blockchain teknolojisini düşünecek olursak, güvenli yapısıyla ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Hem şeffaf olması hem kriptografik araçlarla kullanılabiliyor olması merkeziyetsiz yapıyı ön plana çıkartıyor ve geleneksel finansal sisteme baktığımız zaman kendi sistemlerini blockchain teknolojisiyle harmanlamaya çalıştıklarını biz gözlemliyoruz. Borsalar açısından yatırımcının her zaman dikkat etmesi gereken bazı unsurlar var. Bu noktada hangi borsada işlem yapıldığı ve sermaye yapısı tabii ki de ön plana çıkıyor. Ne kadar süre ayakta kalabileceği ve atılımlarının dikkatle incelenmesi ön plana çıkıyor. Ama tabana inip baktığımız zaman piyasa genelinde toparlayacak olursak majör kripto para birimleri, merkeziyetsiz olanlar son derece güvenilir olarak atfedilebilir. Yine borsalar kapsamında bakacak olursak orta uzun vade kripto para piyasasına girip coinlerini elinde tutmak isteyen yatırımcı kendi soğuk cüzdanlarını tercih edebilir. Böylelikle daha da korunaklı bir yapıya kendisini büründürmüş olur. Diğer taraftan yine merkeziyetsiz yapıya geçiş yapacak olursak tabanındaki blok zincir teknolojisinin günden güne yayılacağı ve diğer geleneksel finansal piyasalarda da kullanılabileceği öngörüsü hala hakimiyetini koruyor. Sistem gelişiyor, dönüşüyor ve özellikle ortaya çıkış sebeplerine baktığımız zaman hem kripto para piyasası hem de blockchain teknolojisi 2008 krizinin ardından ortaya atılması ve otoriter yapıdan biraz daha uzaklaşan bir yapıyla finansal döngüyü bireyler bazında sağlamak açısından önemli bir temel yapı taşı olarak çıkartılması kritik nokta olarak gözüküyor. Helin, çok çok teşekkür ederim.